okuyorsun, nerede okuyorsun, onları ondan sonra da sizin düşüncenizi alıyoruz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Konuyla ilgili birçok espri yapıldı. Gerek sosyal medyada, gerek gazetelerde, TV programlarında. İşte bunun, bu uygulamanın sonucu olarak işte öğrenci kızlı erkekli öğrencileri denetleme bakanlığı mı kurulacak? Bunun öncesinde tespit etmek için bir polis timi mi kurulacak? İşte ne olacak gibi birçok espri konusu oldu ama bence durum bundan çok daha ciddi ve vahim noktada. Bu uygulamanın annelerin ve babaların bir feryadı olarak ortaya çıktığı söylendi. Öyle dendi, evet. Roboski'de ölen gençlerin, çocukların, anne babalarının feryadının nerede, hangi kulaklarda yankılandığını ben buradan sormak istiyorum açıkçası. Uludere'de yaşanan katliamı Evet, soruyorsunuz. Uludere'de yaşanan katliam. Aynı anda Berkin Elvan hala uyuyor. Annesinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onun feryadı neden duyulmuyor? Gezi Parkı. Evet, aynı şekilde aldığı bir gaz Peki ama kapsülü bugün konuştuğumuz konu öğrenci evleri. Şimdi darbesiyle. siz bir öğrenci evinde mi kalıyorsunuz yoksa ailenizle mi kalıyorsunuz? Ben ailemle kalıyorum. Ailenizle. Peki sizin yakın çevrenizde mutlaka konuşuluyordur bu Tabii ki, konu. tabii ki. Kızlar arasında ne konuşuluyor? Yani bunu tabii sizin çevreniz arasında neler konuşuluyor? Siz olaya nasıl bakıyorsunuz? Neticede gerçekten kız faktörü var. Şimdi şöyle bir şey, bir kadın olarak bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bu uygulamanın geri dönüşümü toplumsal şiddeti kadınlara olacaktır. Erkekler bu konudan belki bir şekilde bu ataerkil toplumda olduğunu sıyrılabileceklerdir ama bunun geri dönüşümü kadın şiddeti, kadınlar üzerine uygulanan şiddet yine biz mağdur olacağız bundan dolayı. Atıyorum ilk uygulamalar gördük. Apartman yöneticileri kapılara hemen notları asmaya başladılar. Münferit bazı İşte olaylar var, bunlar yaşandı. münferit bugün ama bunun uygulamaları artacaktır. Yani bakın bir açıklamayla olay bu hale geliyorsa ertesi gün o yönetici o ilanı asma cüretini kendinde gösteriyorsa yarın sokaklara çok daha vahim olaylar olabilir. Ne olur mesela Canan, kafandan ne geçiyor? Yani şöyle bir şey geçiyor mu kafandan? Yani gün gelir tak 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 tak, kim o? Ben polis. İçeri girmek istiyorum. Kontrol Biz etmek. bunu zaten yaşıyoruz. Şafak operasyonlarıyla gözaltına alınan, devlet terörüne maruz kalan arkadaşlarımız var. Bunu zaten biz yaşıyoruz. Adı değiştiriliyor, kimliği değiştiriliyor. Kızlı erkekli öğrenci evleri vesaire gibi kılıflarla yapay gündemler, suni gündemler oluşturulmaya çalışılıyor. Bir soru daha var sana o zaman. Öyle bir soru da sorayım. Sen yakın çevrende kız ve erkeğin bir arada kaldığı ev gördün mü? Gördüm. Kalıyorlar birlikte. Kalıyor. Nasıl bir gözle görüyorsun? Ya Yani başbakanın kaygılandığı kadar önemli bir sorun başbakan bu. ben neden kaygılanıyor bunu da anlayabilmiş değilim zaten bir şaşkınlık içerisindeyim. Yani kaygılandığı nokta nedir? Şimdi öğrenciler evlensin ve evlendikten sonra bunları teşvik yasaları, teşvik düzenlemeleri işte kredilerini siliyor vesaireler yapıyor. Ben bu konuda neden bu kadar çok endişelendiğini açıkçası şaşkınlık içerisinde Muhafazakar izliyorum. demokrat yapımıza yakışmaz. Siz de Şimdi muhafazakar şöyle bir şey, yaşayan bir ben insansınız aynı zannederim. kaygıyı yaşayan insanlara Nur suresinin 27. ve 28. ayetini armağan ediyorum. Şöyle der bu ayette, gittiğiniz evde kapıyı çaldığınızda size geri dönün deniliyorsa o eve girmeyin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Şimdi burası benim mahremim. Benim özel hayatım yaşadığım bir ev. Yani içeride ne yaşarsam yaşayayım bana aittir. Şimdi gelen kişiyi ben geri dönün diyorsam bunları hiçbir şekilde benim yaşam tarzıma müdahale edilmesini istemiyorsam böyle bir hakkı kendilerinde nasıl buluyor iktidar ben merak ediyorum açıkçası. Peki bir şey daha aklıma geldi. Bir erkek arkadaşının evine çalışmaya gider misin? Ders çalışmaya Ders mı? çalışmaya vesaire, oturmaya, Şimdi çayını kahvesini şöyle bir şey içmeye. söylemek istiyorum. Biz gezi sürecinden sonra bir yeryüzü sofrası tecrübesi yaşadık. Yeryüzünün çocukları olarak. Evet. Şimdi yeryüzünün çocukları olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı dünyada nefes alıyoruz. İşlerimizi, sorunlarımızı paylaşıyoruz. Bir ders çalışma bahanesi, şu olur, bu olur. Yani bunları bahane adına da yani bir erkek arkadaşının evine, bir kadın arkadaşının evine neden insanlar misafir olmasın? Bu kadar neden fitne fesatçı düşünceler insanların beynine zorla sokulmaya çalışıyor? Erdoğan bizim anne babalarımıza neden anne babalığı öğretmeye çalışıyor? Ben merhaba babalarımız sakın boyuna gelmesinler, evlatlarına güvensinler. Bu tür fitne fesat düşüncelere prim vermesinler. Peki mikrofonu Mehmet veya Muhammed